Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl 4K futbol editi yapabiliriz onu göstereceğim. Kullanacağımız uygulamalar CapCut, Topaz Video, AI ve After Effects kullanacağız. Küçük bir yerde de sadece göstereceğim. Premiere Pro'da videoyu nasıl 60 FPS render alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak örnek bir videomuz var elimizde. Hemen videoyu görelim. Şöyle sesi kapatalım. Videomuz bu arkadaşlar. Böyle izleyelim. Devamında normal bir şekilde devam ediyor. YouTube'dan kendim kayıt alarak kaldım. Bu videoyu After Effects'te şu an ekranda gördüğünüz hale çevireceğiz aslında. CapCut'ta da diğer yapabileceğimiz şeyleri göstereceğim. Size ne basit ne zor yarı basit bir şekilde göstereceğim. Her şeyi ilk olarak videomuza şimdi geçelim hemen. Videomuz bu ve ilk yapacağımız Topaz Video Encoder AI'yi açacağız. Burada videoları daha pürüzsüz veya istediğiniz netliklerde render alabiliyorsunuz. Yani videoyu netleştiriyorsunuz aslında. Şimdi bunu şöyle atalım videomuzu. Bunu illa kullanmak zorunda değilsiniz ama videoyu cidden inanılmaz netleştiriyor. Örnek göstereceğim. Bir de ayarları yaptıracağım. Şimdi örnek şu hemen bir tane göstereyim, sonra benim ayarları zaten şu an yapıyorum ama yine de göstereceğim, anlatacağım. Şimdi fark anlayabildiğiniz için de view penceresi var. Bakın şu bu sağdaki görüntü, bu soldaki görüntü. Fark anlayabiliyorsunuz. İşte fark bu. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım ayarları geçelim render için. High, Progressive, High Compression, buradan Pro Tools değil. Şu Pro Tools Fountain'ı, pardon yanlış söyledim. Pro Tools Fountain'ı. Reverb'ı full diyoruz. Recover Details'ı full diyoruz. Sharpness 0. Rocket Nose'ı full diyoruz. Dial'ı 0. Deblur'u full diyoruz. Ondan sonra buradan aşağıdaki de 16 bu arada. Render'ımızı alıyoruz. Buraya istediğiniz MKV, MP4 dosyalarını tarayabilirsiniz. CapCut MPV dosyalarını kabul etmiyor. MP4 sadece çalışabiliyorsunuz. Ama burada istediğinizi alabiliyorsunuz. Zaten bu da MP4 olarak render verecek bize. Buradan render alsın, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an videomuz render aldı ve son halini gösteriyorum sizlere tamamen. Render'ımız böyle oldu. Şimdi bu topaz videoda yaptıktan sonra ben After Effects'e geçiyorum. Bu arada isterseniz ilk başta After Effects'te bu videoya normal haline, yani topaza girmeden önce sharpness atabilirsiniz. Keskinlik oluyor yani bu. Ama benim tarzımı göstereyim sizlere. Yani en güzel, en kısa net olan yöntemle. Şimdi buraya Project Studio'ya atacağım. Ben bu arada böyle atmayı seviyorum. Yani isterseniz buradan iki kere tıklayıp atabilirsiniz ama. Şimdi bunu attık arkadaşlar. Videomuz buraya geldi. Her şey normal şu an. Şimdi burada bize iki tane poligon lazım. Biri Magic Bullet poligoni. Çünkü Lux kullanıyoruz. Lux buradan. Magic poligonin Lux şeyini kullanıyoruz. Özelliğini. Bir de Shapira lazım. Onun da şişe ekini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın üstünde Shapira yazıyor. Şimdi bunları anlatacağım. İlk olarak videomuza neler ekleyebiliriz? Ondan başlayalım. İlk olarak sharpness ekleyebiliriz. Bunları bu arada direkt siz de ekleyebileceksiniz. Bu arada videoda poligon olmadan da nasıl bir hale getirebileceksiniz onları da göstereceğim. Sharpness keskinlik atabilirsiniz videoya. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım. Fark anlayayım. İlk sıfıra alayım. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu çok abartmadan ekleyebilirsiniz. Bunun üstüne 10 sharp mask ekleyebilirsiniz. Onu da şöyle örnek burası Amount'u 30 yapın. Radius'u 15 yapın. Gördüğünüz gibi farkı anlayabiliyorsunuz zaten. Böyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Gayet keskin ve güzel bir görüntü oldu. Üstüne buradan Hue Saturation eklersiniz. Ve buna şöyle 15'lik gibi bir değer verirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an bile video çok güzel oldu. Ama ben size şimdi CC denilen bir şeyle tanıtacağım. CC nedir? Nasıl kullanılır? Bu arada
CC'de de o işte dediğimiz pluginleri de kullanmış oluyoruz. İlk olarak örnek bir tane CC'miz var şurada indirilenlerde. Benim bura çok karışık, affedersiniz, kusura bakmayın. Şimdi bunları zaten paylaşacağım sizlerle. Harzat Pro'nun 4K CC var arkadaşlar. Bunda siz eğer plugin yüklemezseniz böyle gelecek. Burada direkt zaten yapmanız gereken ayarlar otomatik yapılı olacak. Ama plugin yüklerseniz bu hale geliyor. Niye böyle geliyor? Çünkü lux efektini kullanıyor. Şimdi lux efekti nedir? Buna geçelim. Burada şimdi neler yapabiliyorsunuz, neler ekleyebiliyorsunuz onları göstereyim sizlere. İlk olarak ben şöyle hatta burayı temizleyeyim. Sileyim sizler için. Baştan yapalım. Şimdi Tools'lar sağ tarafta tıklıyoruz. Kontrast atabiliyorsunuz. Kontrast avantı gördüğünüz gibi kontrast bu işe yarıyor. Canlılık. Çok küçük miktarda ekleyebilirsiniz videomuza. Ondan sonra spot ekleyebilirsiniz. Spot'un buradan yuvarlağını kısabilirsiniz. Veya direkt elle kısabilirsiniz. Yani bu çok kolay kullanımı. Böyle ortadaki şeyde bu kaynak oluyor. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Böyle yapıştırıyoruz. Örnek beyaz ışık burada seçiyor şu an. Mavi farklı renkler de seçebilirsiniz. Biz beyazımızı seçelim. Buradan şöyle beyaz yapalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar cidden bunda sağ itiyorsunuz yukarı çıkıyor falan. Burası biraz tuhaf. Stopsumuzu biraz açabiliriz böyle. %0,30'da. Güzel oldu. Miktarı şöyle biraz yukarıdan kısalım. Gördüğünüz gibi şu aşağıda da gösteriyor. Böyle bir ışık ekledik buraya aslında. Sonra ekle surface. Bu arkadaşlar yanları bulanıklık ekliyor. Şöyle ekleyip blur size'ı da biraz düşürseniz. Bu arada bu videonun boyutu ne kadar küçük olursa yani örneğin şu an biz 1920x1080 çalışıyoruz ya ona göre ayarlayacaksınız. Ben böyle bir olur istiyorum örnek. Burada güzel olanlar ne söyleyeyim mi? Bazı editlerde nerede? Aynen bu. Bu arkadaşlar çoğu editçi bunu kullanıyor şu an. Direkt otomatik ayarları çok iyi. Örnek göstereceğim şu an. Gördüğünüz gibi çok tatlı efekt katıyor bize. Devam edelim. Burada da tabii LUT diye bir şey var arkadaşlar. Renk paneli bu. Hemen. Buradan LUT'tan istediğiniz renk panellerine direkt erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çok şık. Bu sadece Magic Bullet plugin'i. Diğer plugin şeyi gösterdim zaten. Gördüğünüz gibi efsane oluyor. Şimdi burada diğer bir önemli olan Color Band atabiliyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve buradan rengi de ayarlayabiliyoruz. Çok güzel oluyor. Diğerlerine Star Filler. Gördüğünüz gibi. Bir de şeyi göstereceğim. Gradient'ten de yapabiliriz onu. Gradient'i atalım. Şunu yönünü ters değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Ve siyah fulluyorum. Gördüğünüz gibi aşağıdan güzel bir siyah istediğim kadar diyebiliyorum. Buna cancel diyelim. Şey pardon. Don't save diyeceğim. Şimdi sizler aşağıda vereceğim yine bir CC göstereyim örnek. Animation Apply Present diyoruz buradan. Ve benim şuradan bir tane CC göstereceğim. Buradan önceden kalan sharpness'larımız kalmış. Niye o kadar yoğun ekledi? Ben de anlamadım. Tamam burada bir sharpness aynen. Sharpness 2'yi sildim. Arkadaşlar kaliteyi görüyorsunuz. Ve üstüne şey efektini ekliyor. Overlay file old film rate mi deniyor ona? Güzel bir efekt de veriyor bize. Film damage. Heh. İsmi de var. Bunu da silebiliriz isterseniz. Artık onlar yok. Buradan sharpness 3'ü de silelim örnek. Azaltalım. Güzel bir görüntü oldu. Ve bu arkadaş Vaspro Snow FX. Bu da FFX eşitleri de böyle videoya üstüne şeyler ekler yani görüntü overlay görüntüler screen olarak bunu
CapCut'ta da göstereceğim. Buradan bu şekilde render'ımızı alacağız şimdi. Render'ı alırken de buradan Composite @Render Q'ya geliyoruz. Burada önemli olan Media Encoder diye bir şey var Adobe'nin. Ben de o yükle değil, yükle olmadan alabiliyorsunuz. Ben öyle alıyorum. Lossless'a tıkladık. Buradan AVI veya QuickTime. QuickTime alabilirsiniz. Formatta Animation. Buradan OK deyip render'a basınca render'ı alıyorsunuz. Ben bir render alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar videonun şu an render'ını alırken aklıma geldi. Şişek yani Shapiro poliğini unuttum. Sizinle onu da göstereyim hemen. Zaten sallanma efekti veriyor. Bu CapCut'ta vereceğiz biz aslında daha basit olduğu için. Ama burada da bir göstereyim. Çünkü siz ekleyerek gayet basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi buradaki plugin efektleri sileceğim. Videomuz bu. Buradan Shishake'i alalım. Shapiro. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir sallanma geliyor. Bunu girmeyeceğim detayına, ayarlamaya, ama bunu yine aynı şekilde şöyle sizlere CC shakes göstereyim. Örnek 6. Bu shake böyle arkadaşlar, yani bu sallama efekti. Bakın böyle bir sallama yapıyor. Yani böyle bir giriş oluyor videoda. Şimdi bunu CapCut'ta yapacağız biz. Buradaki işimiz bitti. Bunu artık kapatalım. CapCut'umuzu açtık. Şöyle kapatıp bir daha açayım. Start yeni dosya. Bu arada Media Encoder almadan Media Encoder olmadan render alırsanız dosya biraz büyük oluyor ve CapCut'ta kasıyor. O yüzden şimdi onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çok kayıt var. Nereye aldık bizim kaydı? Bulamadım. Şöyle yapalım mı? Şu mol dosyalardan birisi. Şöyle üçünü atayım. Ronaldo lider. Tamam. Bu arkadaşlar. İlk olarak düz bir export diyorsunuz. Export'ta 1080p, H264, 60 fps export diyorsunuz. En sonunda Premiere Pro'nun 60 fps'ine değineceğim. Onu kaçırmayın. Şimdi bunu render aldık ya arkadaşlar. Şimdi bu dosya üzerine çalışacağız. Bir de videomuzun ilk normal hali vardı. Şurada. Onu da alalım. Scale, yani topazdan attığımız sonraki hali. Scale oluyor arkadaşlar. Videomuz şu an bu şekilde. Sesi kapatayım. Gördüğünüz gibi videomuz bu şekilde. Şimdi buna nasıl bir hale getirebiliriz? Onu göstereceğim. Örnek böyle yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? İki videoyu üst üste koydum. Burada keseceğim. Şöyle yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Tık tık. Böyle bir geçiş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Tam tükürdü geldi. Biraz saçma oldu ama şimdi zaten üretici burada. Burada bazı efektlerimiz var. Popüler olanlardan bahsedeyim. Kamera shake efektimiz. Strobe efektimiz. Bunu başka bir türlü de yapabilirsin. Bunu da göstereceğim. Virgin Flash. Şimdi ben buraya örnek Virgin Flash'ı ekleyeceğim arkadaşlar. Ayarlayabiliyorsunuz ama bunun ayarı gayet güzel kendine. Şunun sesini de kapatalım. Şu an biraz geride örnek. Şöyle yapsak nasıl olur? Biraz daha ayarladım. Güzel oldu gördüğünüz gibi. Sonrasında örnek buraya kamera şeyi kapatalım. Benim en çok kullandığım 7-12. Ve çoğu editçinin kullandığı efekti göstereceğim. Nerede o? Heh, bu astral efektini çok kullanıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun range'ini biraz kısaltırsınız. Şöyle yaparsınız. Gördüğünüz gibi. Bunu yani şöyle kullanıyor. Tek bir sefer olmak üzere şöyle yapıyor. Bitiriyor. Şöyle. Ama ben bunu kullanmayacağım şimdilik ve strobe efektini eklerseniz böyle böyle oluyor. Yani ekranda böyle. Ama onun daha güzel bir yapma şekli var. Benim şuradan örnek gördüğünüz gibi bir sürü şey var orada. O değil. Normal beyaz. Heh, beyaz bir screenshot. Ekleyip beyaz büyütelim. Overlay demeyin. Multiply deyin. Effects'lerden de Black Flash. Aynen bunu eklersiniz. Bakın böyle oluyor. Ama Opacity'yi biraz kısarsınız.
Strobe'den daha güzel bir efekt elde edebilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Ve az önce dediğim şey, shake'i nasıl yapıyorsunuz? Animation'dan. Bu arada telefonun kapatmasında daha fazla özellik var ama buradakiler de idare eder. Örnek bunu ekleyelim. Buna saniyesi 0.3 yapalım. Şöyle bir video olacak. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Ama biz bu videoyu böyle bitirelim. Şöyle efektleri kaldırdım. Böyle gayet güzel transfer ediyor birbirini. Render'ımızı da yine aynı şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca Premiere Pro'da gireceğim. Bu arada arkadaşlar çok fazla detay olduğu için videoyu kısa tuttum. Yani sizin böyle hafif bir, yani bunun devamını çekmemiz gerekecek ihtimal. Yorumlarda belirtin çekmem gerektiğini. Şimdi Premiere Pro'da 60 FPS render'a gireceğim hemen. Çok fazla detay var. Bu arada inanılmaz efektler var. After Effects'te text nasıl yazılır? Hem CapCut'ta text basit de After Effects'te veya Premiere'da efektli bir şekilde. Veya şu an ekrana koyduğum efekti nasıl yapabiliriz? Bunları da isterseniz yazın yani. Çünkü tek videoda sığdırmak inanılmaz zor. Ben şu an analiz hatlarıyla göstermeye çalışıyorum. Ekle işte ya. United Pro Pro tamam. Şimdi 60 FPS render içinde bu Topaz videomuzdan sonra çıkan hali, net hali. Bunu buraya atıyorum. Drop Media diyor. İki tane attık yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar sağ tık buradan Time Variation Optical Flow yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ve ardından şöyle bakayım. Sequence Settings'e giriyorsunuz. Buradan 60 FPS seçiyorsunuz. Diğer ayarlarda aynı şekilde kalabilir. Okey diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya. Buradan Export diyorsunuz. Media diyorsunuz. Export dediğinizde video sizin büyük ihtimalle siz de aynı yere gidecek. Onu da göstereyim. Belgeler kısmına gidiyor arkadaşlar. Belgeler Adobe. Buradan Premiere Pro. Buraya geliyor arkadaşlar videomuz. Bu videoluk bu kadar. Çok fazla detay vardı. Hızlıca anlatmış olmaya çalıştım. Eksiklerim olabilir. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Part 2 istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.